Hem de böyle teknik. Ben eski deniz ulaştırması genelde, tersaneler genelde. Denizcilik üzerinde oldukça iyi eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Başkan bu projenin plana dönüşmesinden sonra planın da hayata geçirilmesi konusunda bir destek arayışına girer ve girdikten sonra yolu bizimle kesiş. Ben Ankara'dan bu projeyi tamamlamak üzere gelen bir devlet bürokratı. Bir proje olarak başlayan HADO, Hatay Deniz Otobüsleri projesi, Sayın Başkan'ın Akdeniz'de deniz ulaşımına katkıda bulunmak, Hatay'ın stratejik önemini ortaya çıkartmak, bu öneme Türkiye'nin dikkatini çekmek, bölgede var olan uluslararası kaosun bir parçası olmadan da soluklu bir biçimde bölgeye hizmet edebilmenin temel şartlarından bir tanesinin deniz ulaşımının öne çıkarılması olduğunu Sayın Başkan bir proje olarak birinci başkanlığı döneminde gündeme getirmiş. Fakat bu proje dönemin koşulları içerisinde plan ve stratejik bir adım atamamış. Bu konuda Sayın Başkan'ın çabaları, dönemin içinde bulunduğu siyasi koşulların yaratmış olduğu kaos nedeniyle sonuçsuz kalmış. Son dönemde Sayın Başkan'ın ve Sayın Başkan'ın siyasi kadrolarının, değerli çalışma arkadaşlarının bize yaratmış olduğu fırsattan dolayı biz burada şu anda hazır olan Ulaşım Dairesi Başkanımız Nuri Bey ve bu işle ilgili görevli şube müdürümüz Gökçe Hanımefendi ile birlikte bu projenin plan olmasına, planın da gerçekleşmesi noktasında bir irade beyanına imza attık hep beraber. Balıkçı barınağı olarak planlanan ve organizasyonu tamamlanan bu kuruluş önce Hatay Valiliği eliyle bir bölgesel yatırım planının uygulanması için yat limanına dönüştürüldü. İçerisinde Ulaştırma Bakanlığı'nda Tarım Bakanlığı'na bir balıkçı barınağı olarak planlanan ve bugün atıl kapasitede 5 yıl boyunca Tarım Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın mahkemelik olduğu bir düzeyde Sayın Vali'nin irade göstermesi sonucunda burası Hatay halkına kullanım için tahsis edildi. Sayın Vali'nin öngörüsü sayesinde burada bir rıhtım deniz ulaştırmasında kullanılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıllığına kiralandı. Buranın deniz otobüslerinin hizmeti amacıyla kullanılması için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir iş planı yaptı. Bunlardan en önemlisi buraya bir bina yaptı. Bu proje Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne gitti, bir yolcu salonu nasıl olur şeklinde. Fen işleri ihaleye çıktı. Prefabrik bir yolcu salonu inşa edildi. Bu yolcu salonunun inşa edilmesinden sonra süreç bir kez daha burada tıkandı. İskenderun Balıkçı Barınağı acaba daha büyük olduğu için revize bir planla İskenderun'da bize tahsis edilebilir mi? Birini katamaran tipi tekneler için kullanalım, diğerini de ro-ro seferleri için kullanalıma dönüştü. Bu projenin hayata geçmeyeceği İskenderun Belediyesi'nin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın burayı bize tahsis etmeyeceğinin ortaya çıkmasından sonra mevcut durumun revize edilerek bir an önce hayata geçmesi gerektiğine karar. İşler bir kere daha karıştı. Ulaştırma Bakanlığı bürokrasisi bir kez daha sil baştan oldu. Doğal olarak Büyükşehir Belediyesi de bütün hesaplarını yeniden yapmak zorunda. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.